Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyada topraklar konusunu işleyeceğiz. Yani doğadaki üç unsurdan birincisi topraklar. Sonrasında bitki türleri. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar tabii ki de ilk kısımda da işlediğimiz gibi su kaynakları vardı. Bu dünyada topraklar kısmı doğadaki üç unsurun ikinci kısmı olarak karşımıza çıkmakta. Peki bizi bu konu içerisinde hangi kısımlar bekliyor dediğimizde toprağı oluşturan unsurlar yani bir yerde toprağın oluşabilmesi için nelerin meydana gelmesi lazım onlardan bahsedeceğiz. Toprağın horizonları yani katmanlarından toprağın oluşumunu etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz ve aynı zamanda dünyadaki toprak tiplerinden yani zonal, intrazonal ve azonal topraklardan bahsedip bu kısmı da bitireceğiz. Beni tabii ki daha rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz bilmeniz için hemen elinizde bulunan sıfırdan ona konu anlatımı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Bu kısımda biz neredeyiz? Şöyle bir baktığımız zaman ikinci bölüm su kaynakları içerisinde anlatmıştık. Üçüncü bölüm dünyada topraklar. Yani 84'ten 90. sayfaya kadar ben bu konuyu anlatırken siz de buradan rahat rahat takip edebilirsiniz ve konumuz bittiğinde hemen Yan tarafta görmüş olduğunuz çoktan seçmeli testlerimizi de çözebilirsiniz. Akabinde takıldığınız yerde her zaman söylediğimiz gibi kare kodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Hemen ikinci kısmımızda ödevlendirmemizi de yapmış olalım burada. Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Burada da doğal sistemler içerisinde üçüncü bölüm alan topraklar kısmı yani 76'dan başlıyorsunuz. 85. sayfaya güzel güzel çözüyorsunuz. Sonraki kısımda bitkiler Türkiye'de su toprak bitki kısmını da anlatıp burayı da bitirmiş olacağız diyelim. O zaman hadi bakalım başlayalım. Şimdi toprak dediğimiz unsur nasıl oluşuyor? Sonuçta bu litosferin elemanı. Bu elemanın oluşması için kayaçların ayrışması lazım. Peki hangi kayaçlar vardı dediğimizde hemen şöyle hatırlayalım. Bir başkalaşım yani metamorfik kayaçlar sevgili arkadaşlar. Bu birinci kısımda bu kayaçların ayrışması lazım. Aynı zamanda tortul kayaçların da ayrışması lazım. Bir de sevgili arkadaşlarım o püskürük dediğimiz magmatik kayaçlarımız vardı ya. Magmatik kayaçlarımızın da ayrışması lazım. Bu kayaçlar ayrışacak. Yani ufalanacak ve bununla birlikte içerisine mineraller karışacak, organik maddeler bulunduracak, hava ve su bulundurup bitkilere durak vazifesi olan, bitki köklerinin bulunduğu, hayvanların barındığı biz bu unsura toprak diyoruz. Ve toprağı kim inceliyor dediğimizde toprak bilimi yani pedoloji sevgili arkadaşlar. Toprağın hem yapısını hem oluşumunu, verimliliğini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini sınıflandırılmasını inceleyen bilim dalıdır. Şimdi biz burada ne dedik? Bir bir yerde toprağın oluşabilmesi için bu ana kayanın ufalanması, parçalanması, ayrışması lazım. Peki ana kayanın ufalanmasını, parçalanmasını ve ayrışmasını sağlayan unsurlar nelerdir dediğimizde karşımızda 3 tane görsel var. Birinci görseli şöyle bir baktığımızda burada bir kaya görebiliyoruz ve kaya ortadan ikiye çatlamış. İkinci kısma baktığımız zaman evet burada da bir kaya var ama burada bir delinme esası var değil mi? Üçüncü görsele baktığımız zaman burada bir bitki kökü var. O zaman ayrışmayı gerçekleştiren bu görsellerde görmüş olduğumuz üç tane ana unsur var. Eğer ki bir kayaçın dış görünüşünde böyle çatlama ufalanma kırılmalar meydana gelmişse biz bu ayrışmaya fiziksel ayrışma diyeceğiz. Peki bu fiziksel ayrışma dünyadaki hangi iklim bölgelerinde görülüyor dediğimizde hemen şunu unutma. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde günlük ve yıllık sıcaklık farklarına bağlı olarak kayaçlar parçalanıp ufalanır ve biz bu ayrışmaya fiziksel ayrışma deriz. O zaman bir yerde toprağın oluşabilmesi için kayaçların fiziksel yollardan ayrışması gereklidir diyebiliriz. İkinci kısma baktığımızda kayaçta bir erime esası var. Peki bu erime esasına göre bir toprak oluşumu gerçekleşecekse tabii ki de bu kayacın kimyasal yollardan ayrışması gerekir. Peki bir yerde kayaçların kimyasal yollarla ufalanması, ayrışabilmesi için ne olması lazım? Bir, su kaynağı. iki aynı zamanda sıcaklık. O zaman unutma bu genel itibariyle nemli iklim bölgelerinde oluşan bir ayrışmadır. Mesela karasal iklimde fiziksel ayrışma daha belirgin bir halde görülür. Ancak muson iklimi, ekvatoral iklim ve Akdeniz ikliminde ise kimyasal ayrışmayı net bir şekilde görebiliriz. Peki buraya baktığımız zaman bitkinin kökünün yapmış olduğu bir ayrışma ufalanma var. Biz buna biyolojik ayrışma diyeceğiz. Bitki köklerinin kayaçların çatlaklarından sokulmasıyla birlikte kök sisteminin gelişmesine bağlı olarak meydana gelmiş ayrışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Geldik bir diğer kısım toprağın oluşumunu etkileyen faktörler. Burada beş tane faktörümüz var. Bunlardan birincisi iklim. Ve bir yerde iklime bağlı bir toprak grubu oluşmuşsa biz bunlara zonal topraklar diyeceğiz ve bu topraklar yerli kaya toprakları olarak da karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda iklimin bir yerde toprak oluşumunda şöyle etkisi var. Eğer ki herhangi bir merkezde iklim nemli ve aynı zamanda iklim sıcak ise burada ayrışma şiddeti daha yüksektir ve toprak oluşumunda oluşumu daha kısadır. Eğer ki düşünün dünya üzerindeki herhangi bir merkez iklimin kurak olduğunu varsayarsak ayrışma daha uzun süreli gerçekleşeceği için toprak oluşumu da daha uzundur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bu kapsamda unutma tropikal iklim, muson iklimi, Akdeniz ikliminde nemli ve sıcak iklim gruplarına dahil edebileceğimiz gibi toprak oluşumu daha kısadır. Karasal iklim, sert karasal iklim, tundra ikliminde hem kuraklık hem de soğukluk ya da sıcaklık fark fazla olduğu için toprak oluşumu çok daha uzundur. Aynı zamanda iklim toprakta biriken kireç ve tuz miktarını da etkiler. Nasıl dersek şöyle, eğer ki iklimin kurak olduğu alanlarda toprakta yıkama daha az olacağı için topraktaki kireç ve tuz miktarı daha fazladır. Ama nemli iklim bölgelerinde yıkama daha fazla olduğu için toprakta biriken kireç ve tuz miktarı daha azdır diyebiliriz. Tabii ki de toprağın oluşumunu iklim etkileyebileceği gibi Anakaya da etkiler. Anakaya nasıl etkiler? Anakaya top toprağı oluşturma sürecinde ayrıştırmaya karşı gösterdiği dirençle kendini belli eder. Eğer ki bizim ana kayamız sert bir yapıda oluşuyorsa burada ana kaya ayrışması çok uzun süreçlerde meydana geleceği için toprağın oluşumu daha uzundur. Ancak ana kaya daha yumuşak bir yapıda ise ayrışmaya karşı gösterdiği direnç daha az ise o zaman burada toprak daha hızlı bir şekilde meydana gelir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte burada ayrıca şöyle bir ifade de söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar arkadaşlar diyeceğiz ki anakaya killi yapıda ise yani kil miktarı ana kayada fazla ise killi topraklar. Ana bünyesinde kireç miktarı fazla ise kireçli topraklar oluşur. Bak Anakaya hem toprağın oluşum sürecini aynı zamanda toprağın o içerisindeki bulunan mineral maddeleri de etkilemektedir diyebiliriz. Yer şekillerine geldiğimizde genel itibariyle yer şekillerinin düz olduğu alanlar hemen şöyle bir arazi çizersek bak düz olduğu alanlarda toprak oluşumu daha hızlıdır. Çünkü burada aşınma yok, birikme var ve aynı zamanda toprak daha kalın bir örtü halindedir. Ama engebeli arazilere baktığımız zaman sürekli aşınma gerçekleşeceği için hem burada toprak ince bir tabaka halinde uzanır. Aynı zamanda toprak oluşumu gerçekleşmeyip sürekli aşındığı için toprağın ana net bir şekilde oluşumu daha uzundur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bitki örtüsü. Bitki örtüsü topraktaki verimi aynı zamanda humus miktarını verirler. Yani toprağın üst kısmında biriken maddeleri etkiler etkileyecektir. Bitki örsünün gür olduğu alanlarda toprağa karışan humus miktarı fazla olduğu için nemli iklim bölgelerinde toprağın verimliliği de daha yüksektir. Ama hemen buraya böyle parantez açmamız lazım. Neresidir dersek ekvatoral iklim. Ekvatoral iklim dünyadaki biyoçeşitlilik açısından en zengin iklimlerin başında gelmekte. Bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan tropikal yağmur ormanlarıdır. Ancak burada bitki örtüsü gür olduğu halde toprakta biriken humus miktarı azdır. Çünkü biyolojik yollardan canlar toprağın üst kısmına düşen bu parçacıkları hızlı bir şekilde ayrıştırıp toprağa karıştırmaktadır. Bu da ekvatoral iklimdeki humus miktarının az olmasına sebebiyet vermiştir diyebiliriz. Ve hemen hemen 1 santimetre kalınlığında bir toprağın oluşabilmesi için minimum geçmesi gereken süre 100 yıldır. O yüzden de toprak oluşumu genel itibariyle çok uzun süreçler içerisinde gerçekleşen bir durumdur diyebiliriz. Geldik toprağın horizonlarına. Yani horizon ifadesini gördüğünüz zaman toprağın neyi bu? katmanı sevgili arkadaşlar. Ve biz bir toprağa baktığımız zaman yani Anakaya dahil bulunan zonal topraklara baktığımız zaman görebileceğimiz gereken genel itibariyle burada görmüş olduğunuz 4 ve ana kısımda 5 tane katmanımız var. Bak birinci katmana bakalım. En alttan başlayalım. Birinci katman şöyle en alta baktığımda burada net bir Anakaya görüyorum ve burası D horizonunun bulunduğu yerdir. Yani D horizonu varsa bir yerde Anakaya vardır. Ve üst kısma doğru çıktığımda sevgili arkadaşlar net bir şekilde Anakaya'nın ayrışmaya karşı gösterdiği direncin zayıfladığı, ayrıştığı, parçalandığı yavaş yavaş toprağın oluştuğu katmandan bahsediyoruz. Burası C horizonu. Ayrışma var. Bak gördün mü? Anakaya ayrışmış. O zaman Anakaya'nın ayrışmasıyla devam ettiği süreç içerisinde kaba unsurlarında bulunduğu katman olarak karşımıza çıkmakta. Yukarıda iki tane ana katmanımız var. Bunlardan bir tanesi A, bir tanesi B horizonu. B horizonu ile A horizonunu şöyle açıklayabiliriz. Sevgili arkadaşlar B horizonu hemen şöyle şuraya B horizonunu göstereyim. En önemli görevlerinden bir tanesi şu. Yağışla birlikte toprağın yüzeyine düşen sular yer altına doğru sızdığında A horizonunda yani B horizonunun bir üst kısmında bulunan A horizonundaki kireç ve tuzun B horizonuna doğru gitmesine sebebiyet veriyor. O yüzden B horizonuna biz birikme zonu olarak da söyleyebilmekteyiz. Bunu da unutmayalım. A horizonu ise yıkandığı için buraya yıkanma zonu diyoruz ve toprağın üst kısmında o organik maddenin bulunduğu kısma ise biz O horizonu ya da organik zonda diyebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Geldik dünyadaki toprak çeşitlerine. Biz burayı üçe ayıracağız. Bunlardan birincisi zonal toprak. Bir ikincisi intrazonal topraklar. Üçüncüsü azonal topraklar. Zonal topraklar yerli kaya toprakları olarak geçer ve biz bu toprakları net bir şekilde bilebilmemiz için iklim noktasında bilgi sahibi olmamız gerekir. Genel itibariyle iklime uyum sağlamış toprak grupları sevgili arkadaşlar zonal topraklar olarak karşımıza çıkmakla birlikte buranın da özelliği var. Intrazonal ve azonal topraklarda horizontlaşmanın tam anlamı ile gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Yani horizonlaşmanın derken A, B, C ve D horizonları net anlamda görememekteyiz. Bazısında sadece tek bir horizon görülmekte. Bazısında ise iki horizon görülmekte. Bunlara da gelin hep birlikte şöyle bir bakalım. Zonal yani yerli anakaya toprakları. Bunlar oluşumunda daha çok bak dikkat et. İklim tipinin zaten ne dedik biz orada? Bu toprakları bilebilmemiz için bizim iklimi bilmemiz lazım. Ve iklime bağlı olarak oluşan bit örtüsü var. Bunların etkili olduğu topraklara verdiğimiz isim. Ve bak ne diyor? Bu toprakların oluşabilmesi için arazinin düz ve düze yakın direnajının da iyi olması gerekir. Çünkü arazi engebeli eğimli olsa toprakta bu horizonlaşmayı göremeyeceğim yani tüm anlamıyla topraktaki A, B, C horizonlarını göremeyeceğim o zaman da bunun zonal toprak olduğunu ifade edemem. Bunları tabii ki de o arazide bulunduğu için buranın yerlisi yani yerli topraklar ifadesinde kullanmaktayız. Peki bunlar nelerdir dediğimizde birincisi lateritler. Hemen şöyle bir iklimin yayılış grafiğine baktığım zaman Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya, Gine adaları yani ekvatoral iklim bölgesindeki bulunan topraklardır. Şimdi benim burada neyi bilmem lazım? Ekvatoral iklimin sıcaklık ve aynı zamanda yağış grafiğini bilmem lazım. Şimdi şöyle düşünün. Ekvatoral iklimin sıcaklık ve yağış grafiğine baktığımız zaman yıl boyu yağışlı ve sıcak bir iklime sahip. Ve bu kapsamda yıl boyu yağışlı ise toprakta yıkanma fazla mı? Fazla. O zaman kimyasal ayrışma hızlıdır. Aynı zamanda bit görsü gürse organik ayrışmada fazla mıdır ve toprağın oluşumu kısadır diyebiliriz. Bak ne diyor dikkat et. Toprağa çok fazla organik madde karışmasına rağmen organik maddeci fakirdir. Neden? Çünkü ayrışma çok şiddetli gerçekleştiği için toprağın üst kısmında ben organik madde dediğim o horizon net anlamıyla görememekteyim. Ve toprağa baktığımız zaman toprak kırmızımsı renktedir. Bak kırmızı renkli topraklardır lateritler. Bunun temel sebebi topraktaki demir bileşikleri nem miktarının etkisiyle birlikte oksitleniyor ve toprak kiremit kırmızısı renk alıyor. O zaman lateriti unutma kırmızı renkli topraklar olarak karşımıza çıkmakta. Geldik terörosalar. Terörosalarla lateritleri neden arka arkaya koyduk? Şundan dolayı. Şimdi iki toprak grubuna da baktığınızda birbirine çok benziyor. Hangi açıdan? Bu topraklarda da demirin oksitlenmesiyle birlikte toprak kırmızı bir renk almıştır. Zaten bu ifadeyi kırmızı renkli Akdeniz toprakları olarak da söyleyebiliriz. Tamam mı? Bakın yayılış alanına baktığım zaman Kaliforniya Yarımadası, Şili'nin ortası, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya'nın güney ve güneybatı kısımları ile Akdeniz çevresinde yani 30 derece ile 40 derece enlemleri arasında yer alan karaların deniz kıyılarında görülen bir iklimin oluşturduğu topraktır terörusa toprakları ve toprak organik madde miktarının az olmasıyla birlikte kalkerler yani kireç taşları üzerinde geliştiği için bu topraklar kireç yönünden zengin topraklardır diyebiliriz unutmayalım geldik çernezyon yani diğer ifadeyle, kara topraklar. Hemen şöyle bir baktığımız zaman hem sert karasal ve orta kuşakta yarın nemli karasal iklim bölgelerinde oluşan toprak tipidir. Ve bu çayır bitki örtüsüne bağlı olarak bizim ülkemizde de görülebilen toprak grubu içerisindedir. Organik madde miktarı bakımından zengindir ve bu topraklar sevgili arkadaşlar zonal topraklar içerisindeki en verimli topraklardır diyebiliriz. Ama bizim ülkemizde mesela bu topraklar üzerinde tarımsal faaliyetlerden ziyade hayvancılık faaliyet yürütülmektedir. Bunun da temel sebebi iklimle ilgili durumlardır diyebiliriz. Peki kara topraklar olarak adlandırılmasının temel sebebi nedir dersek görsel zaten bunu bize söylüyor. Toprağın üst kısmı simsiyah. Toprağın üst kısmı simsiyah diyorsak burası hangi horizon, hangi katman? O horizonu sevgili arkadaşlar. O zaman burayla ilgili bir durum var. Peki gelin bir bakalım neymiş bu? Organik maddeci zengin. Bak o horizonu organik maddece zengin ve toprak koyu renk almıştır. Toprağın üst kısmında bitki atıklarının oluşturduğu kalın bir humus var ve bu işte rengin koyulaşmasına sebep oluyor diyebiliriz geldik bir diğer toprak grubumuza çöl toprakları. Hemen şöyle baktığımda Amerika kısmının yani Kuzey Amerika'nın iç kesimleri, Şili'de Atakama Çölü, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Asya, Avustralya'nın iç ve batı kısımları ve Namibya dediğimiz bu alanlar dünyada zaten çöl ikliminin görüldüğü alanlardır. Çöl ikliminin en önemli özelliği yağışın yok denecek kadar az olmasıdır. Yağış azlığı varsa o zaman toprakta yıkanma çok çok düşüktür. Toprakta yıkanma çok düşük olduğu için toprak bünyesinde bol miktarda kireç ve tuz vardır. Aynı zamanda şöyle de diyebiliriz. Toprağı böyle biraz eşelediğimizde toprağın biraz alt kısmında sert bir tabaka vardır ve biz buraya kaliş dediğimiz kısım olarak ifade etmekteyiz ve organik madde yönünden bu topraklar son derece fakirdir diyebiliriz. Ama bakın şimdi bazı ifadelerde bazı kaynaklarda tarımsal açıdan hiçbir değeri yoktur deniyor ama gelişen sistemlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çöl topraklarında sulama vasıtasıyla tarımsal faaliyetlerde de faydalanılmaktadır. Bunu da unutmamış olalım geldik kahverengi orman toprakları. Şöyle bir iklime baktığımda Batı Avrupa'yı görüyorum. O zaman burası ılıman okyanusal iklim. Yani okyanusal iklimdir. Özellikle bak sıcak su akıntılarının etkili olduğu alanlarda görülen bir iklimden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu yaprak döken orman örtüsü altında oluşmuş bir iklimdir. Yağış fazla olduğu için toprağın bünyesinde bulunan kireç ve tuz miktarı az ve B katmanına inmiştir. Bu toprak Bak biraz daha koyu renkli topraklardır. Temel sebebi humus bakımından zengindir ve tarım için elverişli topraklardır diyebiliriz. Kahve ve kestane renkli bozkır toprakları. Yani yarın emli karasal iklim değil. De, o bizim karasal iklim dediğimiz step iklim var ya bu iklim örtüsü altında oluşan bir topraktır. Bak toprak ikiye ayrılıyor kahve ve kestane rengi. Peki nasıl ikiye ayrılıyor dediğimiz zaman... Eğer ki sevgili arkadaşlar, yağış miktarı 400 milimetrenin altında ise kahverengi Bozkır toprakları, yağış miktarı 400 milimetrenin üzerinde ise kestane renkli Bozkır toprakları görülmektedir. Tekrar ifade ediyorum. Eğer ki yağış miktarı 400 milimetrenin altında ise kahverengi Bozkır toprakları, 400 milimetrenin üzerinde ise kestane renkli Bozkır toprakları vardır. Toprakta yıkanma az olduğu için kireç ve tuz birikimi fazladır ve bu topraklar üzerinde iklime bağlı olarak hem tahıl mı? Bitki örüsü o ot toplulukları dediğimiz ilkbaharda yeşerip yazın sararıp kuruyan bozkır türleri var ya bundan dolayı da küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir diyebiliriz. Geldik podzol topraklarına. Podzol toprakları soğuk nemli karasal iklim bölgesi yani bu sert karasal iklim bölgesi dediğimiz alanda oluşan topraktır ve burada sevgili arkadaşlar mineral madde miktarı azdır. Çünkü iklimin daha soğuk olması bunda en önemli unsurdur diyebiliriz ve rengi genel itibari de boz gri olarak ifade edilmektedir. Biraz önce de söyledik tekrar söyleyelim. Sıcaklık düşük olduğundan toprakta mikroorganizma çok azdır. Bu da mineral madde bakımından fakir olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Geldik tundra toprakları. Tabii ki de tundra ikliminin görüldüğü Sibirya'nın kuzeyi, ...Kuzey Avrupa diyebiliriz, Gürenland'ın kıyı kesimleri, Güney kıyı kesimleri... ...Kanada'nın kuzeyi ve Alaska'nın kuzeyinde tundra ikliminin etkili olduğu alanlarda görülen topraklardır. Şimdi tundra iklimini diğerlerinden ayıran en önemli özellik... ...genel itibariyle yılın 9 aylık süreçte sıcaklık ortalama 0 derecenin altında... ...ve burada topraklar donmuş vaziyettedir. Yazın 2-3 aylık süreçte sıcaklığın 0 derecenin üstüne çıkmasıyla birlikte çözünmeye bağlı olarak... ...bataklıklar içerisinde görülen topraklardır... Ve diyor ki bak toprağın altında permafrost topraklar bulunur yani donmuş topraklar mevcuttur. Bu topraklar iklime bağlı olarak da tarımsal açıdan verimli topraklar değildir. Geldik zonal topraklardan sonra intrazonal topraklar. Bak ne diyor burada dikkat et. Yer şekilleri ve ana kayanın etkisiyle toprak tabakalaşmasının tipik şekilde gelişemediği, olgunlaşamamış. Yani biz bu topraklarda A, B. C ve D horizonlarını tam anlamıyla göremeyeceğiz. Olumsuz bir durum olduğu için B horizonunu ortadan kaldıracağız. A ve C horizonunu göreceğiz. Eğer ki şunu unutma herhangi bir toprakta C ya da D horizonunu görüyorsan bu toprak ana kaya hakkında bilgi verir. Çünkü C horizonu neydi hemen şöyle hatırlayalım. Ayrışma zonuydu. Yani ana kayanın parçalandığı kısım olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ve şöyle birinci kısım. Halomorfik. Bak ne diyor tanıma dikkat. Kurak yarı kurak bölgelerdeki kapalı havza tabanlarının kesimlerinde bulunan topraklardır. O zaman iklim kurak ya da yarı kurak ise sevgili arkadaşlar bu toprakta yıkanma azdır ve bu toprakta kireç aynı zamanda tuz birikimi fazladır diyebiliriz. Ve bu toprak ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi tuzlu topraklar. Hemen şöyle görselimize de bakabilmekteyiz. Toprağın yüzeyinde tuzların birikmesiyle oluşan beyaz bir kabuk vardır ve bu topraklarda bitki örtüsü zayıftır. Zaten kurak ve yarı kurak iklim bölgesinde dedik. Ve buradaki yetişen bitkilerin de tuza dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi tuzlu sodik topraklar. Bak ne dedik tuz miktarı fazla. iki toprağı da bakın tuz. Suyun sızmadığı alanlarda kapalı havza tabanını görebilmekteyiz. Tuz gölü ve Konya havzası zaten bizim ülkemizde yarı kurak iklim bölgesinin kapalı havza tabanlarının en ünlüleri olarak karşımıza çıkmakta. Geldik hidromorfik. Hidrosferden gelsin aklına. Eğer ki burada böyle bir toprak toprak grubu varsa su ile ilgili bir durum vardır. Bataklık alanlarında ya da taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda görülen topraklardır diyebiliriz. Kalsimorfik kalsiyum karbonat yani kireçle ilgili bir durum var burada. Kireç taşı, killi kireç taşı gibi kireç yönünden zengin kayaçlar üzerinde görülen topraklardır. O zaman bu topraklar kireç miktar bakımından zengindir diyebiliriz ve bu toprakları ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi vertisoller. Nerede görülecektir? Eski göl tabanlarında killi ve kireç kireçli depolar üzerinde oluşan topraklardır. Bak şimdi kirli olduğu için bu topraklar yaz mevsiminde bu topraklar çatlıyor, yarılıyor ve çatlaklardan toprağın üst kısmındaki materyaller dış kuvvetlerin etkisiyle yarıklardan içeriye doğru giriyor. Ve sevgili arkadaşlar yağışla birlikte bu yarıklar kapandığı zaman oradaki biriken maddeler yukarıya çıkıyor ve bu topraklar Anadolu ifadesiyle taş doğuran topraklar olarak da söylenmekte. Bunu da böyle bilmiş olalım tamam mı? Dönen topraklar da deniyor. Vertisol, dönen topraklar. Ne yaptı? Birikti, yağışla birlikte tekrar yukarıya çıktı. Rensinalar nedir dersin? Bu topraklar genellikle yumuşak kireç taşları üzerinde oluşurlar. Ve bu topraklar organik madde bakımından zengin topraklardır diyebiliriz. Geldik azonel topraklara. Bakın bu topraklarda horizonlaşma yoktur. Genel itibariyle aşınmanın olduğu alanlarda, birikmenin olduğu alanlarda görülen topraklardır... ve ve bu topraklarda daha yoğun ölçekte A horizonunu görebilmekteyiz. Yani bu topraklar bulunduğu yerdeki iklim hakkında bize yorum yaptıramaz diyebiliriz. Alüvyal topraklar. Nedir alüvyal topraklar? Görselde görebilmekteyiz. Akarsuyun aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan toprak tipleridir ve şunu unutma bu topraklar tüm topraklar içerisindeki en verimli topraklardan bir diğeridir. Neden dersek çünkü bizim ülkemizde bu topraklar üzerinde tarımsal faaliyetlerde bilim ara alanda alınan verim de yüksektir diyebiliriz. Kolüvyal depolar diyeceğiz. Yani dağ eteğinin bulunduğu alanlarda oluşan topraklardır. Yani dağlık alanlardan eğim doğrultusunda aşınan malzemelerin dağın eteğinde birikmesiyle birlikte oluşan kolüvyal depolarda biriken topraklardır. Ve şunu unutma. Evet bulundukları yerin ana kayası hakkında bilgi vermezler ama Arazideki dağlık alandan malzemeleri aşındırdıkları için geldikleri yerin ana kayaları hakkında bu topraklar bilgi verir. Bakın şimdi bir diğeri litosol taşlı topraklar. Nasıl? Dağlık alan düşünün. Dağlık alanda eğimli yamaçlar üzerinde kum ve çeşitli büyüklükte taşlardan oluşan topraklardır. Yani buradaki ifade şu. Kolüvyal depoda o eğim doğrusunda aşınan malzemeler vardı ya. Aşınan malzemeler kolüvyal toprakları oluşturuyor. O dağın yamaç kısmındaki aşınan malzemelerin bulunduğu yerdeki topraklar ise litosolleri oluşturuyor. Bak bu çok önemli bir ifade. Nedir? Bu toprak anakaya hakkında bilgi verir. Neden? Çünkü bak çeşitli büyüklükteki taşlardan oluşan topraklardır. Yani bulunduğu yerdeki anakaya hakkında bilgi verecektir diyebiliriz. Regosoller volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemelerin dağ iteklerinde birikmesiyle birlikte oluşan topraklar olarak karşımıza çıkıyor. Lösler rüzgarların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipleridir. Moreller ise buzulların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizle ne gördük? Bugün sizle toprağın oluşabilmesi için kayaçlarının ayrışmasının gerektiğini ve bunu üç şekilde gerçekleştirdiğini söyledik. Fiziksel ayrışmada günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olması lazım. Kimyasal ayrışmada nem miktarının fazla olması lazım. Biyolojik ayrışmada ise bitki çeşitliliğinin ya da bitki yoğunluğunun fazla olması lazım diyebiliriz. Toprağın katmanlarına geldiğimiz zaman A horizonu, B, C ve D horizonlarından oluştuğunun toprağın üst kısmında bir de O horizonlu olduğunu söylemiştik. D horizonu anakaya, C horizonu ayrışma zonu, B horizonu bir birikme, A horizonu yıkanma, O horizonu organik zon olarak karşımıza çıkmaktaydı. Toprağın oluşumunu iklim etkilemekteydi. Ayrışma hızı, şiddeti, toprakta biriken kireç ve tuz miktarı gibi durumlar demiştik. Bununla birlikte bitki örtüsü toprağın oluşmasında etkiliydi. Yer şekilleri toprağın oluşmasında, zaman toprağın oluşmasında etkiliydi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Onun dışında bu toprak grupları içerisinde zonal topraklar yani A, B, C horizonlu topraklardı zonal topraklar. O zaman bu anakaya hakkında bilgi veriyordu. Intrazonal topraklar neydi? AC horizonlu topraklardı. Hemen şöyle şuraya intrazonal topraklar diye yazalım. Gene bu da anakaya hakkında bilgi veriyordu. Azonal topraklar ise tek bir horizonlaşmanın görüldüğü, yani horizonlaşmanın tam anlamıyla görülmediği topraklardı. Bunlar ise anakaya hakkında bilgi vermiyordu diyebiliriz. Zonal topraklar içerisinde en verimli toprakların başında tabii ki de chernozom dediğimiz kara topraklar geliyordu. Azonel topraklar içerisinde ise akarsuların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipi dediğimiz alüvyal topraklar ise en verimli topraklar olarak karşımıza çıkmaktaydı diyebiliriz. Evet karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.